Illustrator programı vektör temelli bir programdır ancak sıkça piksel tabanlı bazı görsellerle de çalışmamız gerekebilir. Illustrator programına bu görselleri almak için Place komutunu kullanırız. Place komutuyla örneğin bir resmi çalışma alanımıza getirelim. Çok büyük olan bu resmi Buradan çalışma alanımıza uygun bir büyüklüğe getiriyoruz. Yalnız bunun üzerinde çalışmak için resimsel olan bu görüntüyü vektörle çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi bunu kolayca üzerinde live trace yazan bu butonla yapabilir. Veya önceden hazırlanmış presetlerle herhangi bir ayarla da bunu trace ederek vektörel bir görüntüye çevirebiliriz. Örneğin simple trace diyerek nasıl bir görüntü aldığını gördük. Şimdi bu işlemimizi editten geri alalım ve bizim işimize yarayacak daha farklı seçenekleri deneyelim. Örneğin foto high fidelity bize bu görsele en yakın vektörel grafiği veren bir trace opsiyonu sunacaktır. Burada karşımıza gelen pencere bizi Bilgisayarımızın işlem gücünde bir yavaşlama olabileceği konusunda uyaran bir pencere. Geçiyorum. Ve daha sonra işlemi bitirmesini bekliyorum. İşlem sonunda bize üzerinde çalışabileceğimiz vektörel bir nesneye dönüşen resmi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Trace opsiyonu biraz uzun sürdü ama elde ettiğimiz vektörel imaj gerçeğine çok yakın bir çizim oldu. Bunun alt öğelerine ulaşmak için ilk önce kontrol panelindeki expand butonunu kullanıyoruz. Böylelikle dikkat ederseniz artık bütün petler, anchor point'ler hepsi bizim kullanımımıza Açık bir vaziyete geldi. Boş bir yere tıklayıp resmin trace halini görebilirsiniz. İşte şimdi yolları ve anchor pointleri çok daha net görebiliyoruz. Artık bu nesnenin yollardan oluştuğunu bildiğimize göre eskiden öğrendiğimiz değişikliklerle üzerinde renk ve kontur değişiklikleri yapabiliriz. Tabii öncelikle ungroup diyerek görseldeki farklı alanları tek tek seçmemiz gerekiyor. Örneğin buradaki sarıdan memnun değilim de mesela kırmızı olmasını istedim. Veya gökyüzündeki parçaları daha farklı bir maviye çekmek istedim. Bu gibi değişikliklerle dışarıdan ithal ettiğiniz görseller vektörel çalışmalarınızda kullanmak üzere vektörel biçimlere getirilebilirler. Biraz önceki çalışmamızda dışarıdan aktardığımız nesneyi live trace'in presetleriyle hemen ayarlamıştık. Ama buradaki presetleri kullanmadan tracing options penceresine girerek de en küçük ayarına kadar trace'de hangi farklılıkları aradığımız ve istediğimizi buradaki ayarlarla oynayarak belirtebilir ve kendi çalışmamıza uygun değişik stres seçeneklerinden yararlanabiliriz.